Malayani alemden metafizik aleme yolculuk başlıyor. Değerli dostlar, hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Dünyamız, birinci ve ikinci dünya savaşından sonra, belki de en karanlık günlerini yaşayarak üçüncü dünya savaşına hazırlanıyor gibi. Yaklaşık on yıldır bu sütunlarda kalem ile sürdürülebilir tebliğ yapıyoruz. Hem de eğilmeden, bükülmeden, fırıldak olmadan, hakkını hatırını, bütün hatırlardan üstün tutarak İlahi metotlar ışığında ilmimizin zekatı tebliğimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu kolay olmuyor. Her şeyin bir bedeli var. Hocam derdi ki, evladım büyük dağın karı büyük olur. Biz de geçen 70 yıllık ömrümüzün, aklımız ereli haksızlıklarla, adaletsizliklerle, geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan tahribatları önlemek yanında, Dedelerimizin bize vatan olarak bıraktığı Anadolu topraklarını düşmanlara çiğnetmemek için mücadele verdik. Ve halen de içerden ve dışarıdan, yakınımızdan ve uzağımızdan, dost bildiklerimizden, bilhassa devletin içine çöreklenmiş sapı ve adı bizden gözüken devşirilmişlerin ihanetleriyle, her hadiseye sessiz kalan davasız Müslümanlarla ve en önemlisi de hani derler ya çobanı vali yapmışlar, önce babasını ayağına çağırmış diye hak etmediği makamlara getirilen yaptıklarımızı çekemeyen haset edenlere, vesaire tehditler, şantajlar, aba altından sopa göstermeler, mobbingler gölgesinde, doğru bildiğimiz istikamette önce Allah'ın, sonra da sizlerin desteğiyle durmak yok, yola devam dedik ve kalemimizle ve kelamımızla doğru bildiğimiz yolda yürüyoruz. Geçen beş yazı dizimde dünyada son yıllarda başta Birleşmiş Milletler, UNDP, UNV, OECD, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Dünya Ticaret Örgütü gibi söz sahibi kuruluşlar yanında Türkiye'nin de üye olduğu ikili anlaşmalarla benim de pek çoğunda görev yaptığım uluslararası kuruluşlarla ilgili kronolojik bilgileri son olarak da Türk Dili, Ortak Türk Alfabesi, TDT Türk Devletler Teşkilatı İT İslam İşbirliği Teşkilatı, T Türk İslam İşbirliği Teşkilatı çalışmalarını kronolojik olarak yine gelecek nesillere tarihe kayıt düşerek yazdık. Kaynak kitaplarımız, ahirette bizleri kurtaracak eserlerimizdir. Yukarıda saydığım konularla ilgili olarak gelecek nesillere ilmimizin zekatı olarak kaynak kitap niteliğinde ve ön sözünde, Türkiye'de bu sahanın duayenlerinden tarihçi yazar Profesör Dr. Ahmet Şimşirgil hocamızın ön sözüyle, bu kitaplarda yazılanlar, yazarın hayatı boyunca yaşadığı ve görev yaptığı bölgelerde ve sahada belgeleriyle, fotoğraflarıyla şahit olduğu ve yaşadığı hadiselerin yazılması ayrı bir önem taşımaktadır. İbaresi de belki Türkiye'de ilk defa Türk ve Türkçe coğrafyası ile ilgili Balkanlarla ilgili olarak, Balkan mezalimi ve Bosna Hersek Kafkaslarla ilgili olarak, Kafkas mezalimi, Azerbaycan Karabağ, Türk dünyası ve Türkistan'la ilgili olarak Türkistan Mezalimi Orta Doğu ile ilgili olarak, Orta Doğu ve Filistin Mezalimi ve Kudüs kitaplarımızı okuyucularımızın takdirine sunuyorum. Hem Türkistan'da olan mezalim Kafkaslar, Çeçenistan, Azerbaycan, Balkanlar, Bosna Hersek, Orta Doğu, Filistin, Gazze, Musul, Kerkük, bunlarla ilgili yazılanlar maalesef hep gerçek olmuş yaşanmış dünyada, İrade sahibi güçler yazdıkları senaryo gereği seçtikleri lider görünümlü senaristlere yaptırmaktadırlar. Gida güvenliği ve güvensizliği, sağlıklı yaşam. Değerli okuyucular, yine ihtisas sahibi olduğumuz ve bu konuda da 15 tane 1 milyon baskılı şifalı bitkiler, şifalı kürler, şifalı yemekler, beyaz ölüm, suyla gelen hayat, kozmik detoks ve arınma, alkali yaşam ve masajda tedavi gibi tamamlayıcı tıp üzerine de hepsinin kitaplarını yazarak insanlığa hediye ettik bu sütunlarda onlarca değil yüzlerce defa yöneticilerimizi ve milletimizi uyardık. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız pek çok konuşmasında bu sütunlarda yazılanlardan pek çok paragrafı konuşmalarında, ekranların önünde ve toplantılarında paylaştı. Biz de bu paylaştıklarını burada Sayın Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor diye paylaştık. Hatta en son 3. Tarım Orman Şurası ve Gıda Güvenliği Konferansında bu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gıdada dışa bağımlılık en az savunma sanayi kadar önemlidir. Evet, gıda güvenliği ülke güvenliği kadar önemlidir diye bir kez daha en son 2019 yılında vurgulandı. Ben de toplantıda hazır bulunan ve sunum yapan konusunda davetli bir uzman gibi bu satırlarda size bu konuşmaları arz ettim. 2019-2024 Kellim kellim la yenfa Değişen hiçbir şey yok. 3. Orman ve Tarım Şurasında Cumhurbaşkanımızı bir saat canlı, yüz yüze ve çok yakından dinlerken, mimik, mizansen ve cümleleri kullanışındaki vurguları, önünde akan bir yazıdan okusa da, gıda güvenliği, ülke güvenliği kadar önemlidir. Derken, bize bakarak konuşup salona bakışına bir başkaydı. Çünkü artık bu konuda da yazı yazmanın hiçbir manası yok, yazılanlar yazılmıştır, kalem kırılmıştır, kitaplarımızda gelecek nesillere kayıt düşmek üzere hizmetinize sunulmuştur kozmik hazırlık başlıyor. Bundan sonraki yazı dizilerimizde kozmik alem, metafizik, metafizik istihbarat, biyorezonans, frekans silahları, kısaca metafizik alemin bütün boyutları, havas, ilmi ledün vs. gibi esas konularımıza başlıyoruz. Aydınlık günler ve farkındalığı artırmak için durmak yok, yola devam diyoruz. Vesselam.